Zehra Hocam, konuşmamızın içerisinde tarama testlerinden bahsettiniz. Peki tarama testi nedir? Tarama testi herhangi bir belirti olmaksızın kişilerde hastalık olup olmadığını anlamak için yapılan tetkiklerin tümüne tarama testi diyoruz. Meme tümörlerini veya memedeki diğer hastalıkları teşhis etmek için, olup olmadığını anlamak için hastalara bazı tetkikler yapıyoruz. Ve hastaları bunları yaptırmaları için eğitiyoruz. Geldiği zaman bilinçlendiriyoruz bize müracaat eden hasta. Genç, orta yaşlı, hangi yaşta olursa olsun gençlere başka tetkikler, yani daha az zararlı diyelim, onlara da rastlayabileceğimiz hastalıklara göre orta yaşta, belli bir yaştan sonra da başka tetkikler isteyerek tarama testlerini yapıyoruz. Yaş sınırı diye soracak olursanız daha çok 40 yaşından sonra. Çünkü 40 yaşın altında meme kanseri, bizim için tarama testindeki amaç iyi huylu tümörleri de tespit etmek ama asıl önemli olan kanserleri, memenin kötü huylu tümörlerini erken teşhis edip ona göre tedavi etmek. Çünkü biliyorsunuz erken teşhis edilen vakalarda meme tümörleri hasta ömür boyu yaşayabiliyor. Evet, hayat kurtarıyor erken teşhis. Her kanserde olduğu gibi bir meme, ayrıca meme kanserinde bu çok daha önemli. Ve meme kanseri en sık görülen kanser türlerinden birisi Zehra Hocam. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Tarama testlerine ne zaman başlanmalıdır denildiği zaman 40 yaşından sonra mı başlanılıyor? Tabii bazı özel durumlarda 40 yaşın altında. Onları da anlatacağım. Ama normal vakalar için 40 yaşından sonra muayene. Önce, daha doğrusu hepsinden önce hasta, yani genç kızlığından itibaren kendi kendine elle muayeneyi öğrenmeli. Her ay. Elle muayeneyi nasıl yapacak hocam? Elle muayenenin en ideali hasta sırt üstü yatacak. Muayene edici memenin olduğu taraftaki elini başının altına koyup diğer eliyle memeyi göğüs kafesi etrafında ışınsal olarak hafif sıkıştırarak muayene edecek. Bizim yaptığımız gibi. Ve hasta bunu yaptıkça kendi meme dokusunu öğrenecek. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman bunu fark edebilecek. Ama elle muayene tabii önemli. Bir de elle muayenenin zamanı önemli. Yani bunu her adet dönemi bitiminden sonra yapacak. Hormonal baskının az olduğu zamanda. Elle muayene önemli ama asıl kişi bir santimin altındaki kitleleri kolay hissetmeyebilir. Biz bile çok rahat hissedemiyoruz. Elle muayene. Ondan sonra hekim muayenesi. Tabii bizimki de yeterli değil. 40 yaşın üzerindekilere mamografi, ultrasonografi birlikte mutlaka yapılacak. Radyoloji uzmanının yönlendirilmesine göre veya bizim de baktığımız, hani tatmin olmadığımız durumlarda meme MR'ı isteyebiliriz. Bunların dışında 40 yaşın altındaki hastalar içinde, kişiler içinde şunları söyleyebiliriz. Aile anamnezi var, şüpheli vaka, işte onları da biraz sonra söyleyeceğim. Yani biraz risk grubuna giriyorsa 35 yaşa gelen kişilerde bir baz mamografisi çektirmek tavsiye ediliyor.